Şimdi Celsa'nın önemi ve gayeleri konusunda bir konuşmamız olacak. Sayın Doktor Muhammed Celal Şems Murabbi Sesilal. Konuşma Türkçe olacak. Benim ricam Türkçeden Arapçaya kim tercüme edecekse o şu anda tercüme odasında bulunması gerekiyor. Orada olsun. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem kardeşlerim, biz Türkiye'nin 9. celsasına katılmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hazreti Emirül Müminin bir mesaj gönderdi ve mesajında bu celsanın önemi konusunda da bütün özeti özet olarak ne gerekirse bizim önümüze koymuş oldu. Bilindiği gibi bu celsanın temelini vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendi eliyle temelini atmış idi. Ve onun bir hikayesi var. Hindu birisi 5 tane soru değişik dinlerin liderlerine gönderdi ve bu arada vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a da gönderdi ve Lahor'da bir toplantı yaptılar ve dediler ki burada bu soruların cevabı verilecek. Orada bütün dinlerin, o Hindistan'da bulunan dinlerin ileri gelenleri bu toplantıya, Lahor'daki toplantıya gelerek o sorulara cevap verdiler. Son gün vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cevabı okunacaktı. Mesih Maud Aleyhisselam kendisi biraz rahatsız idi. Direkt olarak bu toplantıya katılmadı. Hazreti Mevlana Abdülkerim Sialkuti radıyallahu anhu hazretleri görevlendirildi. Mesih Maud Aleyhisselam'ın yazdığı cevabı okuyacaktı. Cevabı okumaya başladı ve zamanı bitti. Fakat o kadar ilgi çekici idi ki ondan sonraki konuşmacı dedi ki ben kendi zamanımı da buna veriyorum. Bunun üzerine konuşmaya devam etti. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı konuşmayı okumaya devam etti. Ve o gün onu bitiremediler. Sonra yöneticiler toplandılar. Ne yapalım? O kadar ilginç bir cevap ki mutlaka bir gün bunu uzatmamız lazım. Ve uzattılar. Ve ertesi gün Hazreti Mevlana Abdülkerim Sialkuti radıyallahu anh o soruların cevabını okudu. Ve o günün gazetelerin hepsi yazdılar. Bu konuşma, bu bildiri en üstün çıkmıştır. Nitekim Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a önceden bildirmişti. Senin bildirin en üstün çıkacak. Ve bundan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aynı günlerde bunu Allah-u Teala'nın bu lütfunu hatırlamak üzere bu bugünkü celsamızın temelini attı. Aynı günlerde celsa yapılacak diye karar verdi. Ve ilk celsaya katılanların sayısı belki de biliyorsunuz 75 kişi idi. Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla şu anda burada bulunan bizim Ahmedi kardeşlerimizin sayısı 75'ten kat kat daha fazladır. Kadiyan'daki ilk celsaya katılanlardan bu anda şu anda bizim burada oturan kardeşlerimizin sayısı belki 2-3 misli 4 misli daha fazladır. Ve yalnız bu burada değil, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Allah-u Teala kavimleri hazırlamıştır. Ve onlar mutlaka gelip bu celsaya iştirak edeceklerdir. Ve biz görüyoruz Allah-u Teala'nın lütfuyla Hindistan'da, Kadiyan'da küçük bir köyde yapılan o celsa bugün dünyanın birçok ülkesinde yapılmaktadır. Ve her ülkede bu celsaya katılanların sayısı
ilk celsadaki seyyiden kat kat daha fazladır. Böylece vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği bu haberin tamamlandığını da biz görüyoruz. Onun için Amirul Mu'minin de beyan etti, bu bizim bir fuar değil, bir eğlence değildir. İnsanlar eğlenmek üzere toplanırlar, fuar yaparlar, orada bir sürü İslamiyet aleyhinde işler yapılır. İslamiyete aykırı işler yapılır. Fakat bu celsada yalnız Allah'ın zikri, Allah sevgisi, Hazreti Resulullah sevgisi, Kur'an nuru, nasıl biz Allah-u Teala'ya yaklaşabiliriz, onun sevgilisi haline nasıl gelebiliriz, nasıl ibadetimiz olmalı, Kur'an-ı Kerim'in nuru nedir, bu konular üzerinde duruluyor ve elimizden geldiğince ulemalar kendi konuşmalarını hazırlıyorlar ve dinleyicilerin önüne koyuyorlar. Ben Cuma hutbesi okudum İstanbul'da, Beytül Hadi'de. Bir hadiseden ben bahsettim. O an siz orada yoktunuz. Onun için tekrar onu beyan etmek istiyorum. Hazreti Mevlana İlyas Han sahip, birinci halife zamanında cemaatimize iştirak etti. Ve o kadar ermiş kimselerden birisi ki Hazreti Musleh-i Mevud ikinci halife diyor ki eshablardan olmayıp daha sonra cemaate katılanlardan dahi eğer ben birisini eshablar arasına katabiliyor isem o da İlyas Han'dır. Tabii ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında bizim cemaatimizin üyesi yoktu. Daha sonra cemaatimize girdi. Fakat ben onu o kadar ermiş bir zattır ki onu eshablar arasına katmak istiyorum. Allah-u Teala'ya dua eder. Allah-u Teala kendisine ilham indirir. Sonra o yine bir şey söyler. Allah-u Teala cevabını verir. Yine bir şey arz eder. Allah-u Teala ona cevap verir. Bir defa vatanların ileri gelenleri bir yerde toplandırar ve sordular. İlyas Han sahip, sen eşraflardansın. Bizim eşraf birçok ileri gelen ailelerden birisine mensupsun. Sen niye Kadiyani oldun? Niye Mirza Gulam Ahmet'e sen biat ettin? O da dedi ki bakın beyler, ben bütün dinlere gittim. Bir tek soru sordum. Allah-u Teala sizinle konuşuyor mu? Hayır cevap verdiler. Yok, Allah konuşmuyor. Sonra ben Müslüman cemaatlerin her birisine gittim. Sordum. Allah-u Teala bugün sizinle konuşuyor mu? Hayır, artık konuşmuyor dediler. Fakat bir tek ben sonunda Mirza Gulam Ahmet Kadiyani Aleyhisselam'ın cemaatine gittim ve aynı soru sordum ve dediler ki evet, Allah-u Teala diridir ve bugün hala konuşuyordur. Ve ondan sonra ben bu cemaate katıldım ve ben iddia ediyorum, Allah-u Teala benimle konuşuyordur. Aranızda bir tek kimse varsa çıksın önüme ve söylesin ki Allah-u Teala onunla da konuşuyordur. Eğer birisiyle Allah konuşuyorsa, ama hiç kimse ses çıkaramadı. Fakat o dedi ki ben açık olarak söylüyorum, Allah-u Teala benimle konuşuyordur. Ve bu cemaatin bereketidir. Ben onun için bu cemaate katıldım. O kadar ermiş bir zat. Bir defa kendisi Quetta şehrine gitti. Quetta'daki amir kendisine ricada bulundu. Cuma hutbesini siz verin. O da hay hay dedi. Hutbe verdi ve dedi ki ben Yüce Rabbime belli bir işim vardı. Dua ettim. Allah-u Teala bana ilham indirdi. İlyas Han aşağı yukarı 35-40 bin insanı topla. 15 gün onların yemeklerini hazırla. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Onların yataklarını, barınacak yerlerini hazırla. Ve halifeyi de davet et. Ancak o zaman ben senin duanı kabul edeceğim. Diyor ki ben ağlamaya başladım. Ya Rabbi ben gariban birisiyim.
35-40 bin insana ben nasıl 2 hafta ben onlara yemek vereyim, nereden vereyim? Bende öyle bir güç yok. Allah-u Teala ilham indirdi. İlyas Khan, merak etme. Sen Kadiyan'a git. Orada 35 yahut 40 bine yakın insan celsada olacaklardır. Ve Amirul Müminin Hazreti Halife dahi orada bulunacak. Onlar dua edecekler. Onlarla birlikte dua et. O zaman ben senin meseleni halledeceğim. Diyor ki ben ta Kadiyan'a gittim. Celsaya katıldım. Dua ettiler Amirul Müminin. Ben de o duaya iştirak ettim. Ve Allah-u Teala bana verdiği söze göre benim işimi halletti. Buradan düşünün. Bu celsa ne kadar bereketlidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dualarda bulunmuştur. Ya Rabbi bu celsaya iştirak edenlerin işlerini hallet. Onların zorluklarını gider. Ya Rabbi onlara kolaylık göster. Vesaire. İnanın ben şahsen birçok defa düşünüyorum. Ya celsaya gidiyoruz. Birçok zorluklar oluyor. İnsan rahat edemiyor. Gitmeyelim. Bugünlerde televizyon var. Evde oturup seyredelim. Fakat sonra düşünüyorum. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duaları benim aklıma geliyor. Ve diyorum ki ne olursa olsun mutlaka celsaya gitmem lazım ki o dualardan biz de bir payı alabilelim. Değerli kardeşlerim, bu celsa hakikaten çok mübarek bir celsadır. Ve Hazreti Resulullah'ın bir hadisi vardır. Her nerede insanlar bir araya gelerek Allah-u Teala'yı zikrediyorlarsa Allah-u Teala'nın melekleri iner ve her taraftan onları sararlar. Sonra Allah-u Teala'ya geri dönerler. Allah onlara soruyor. Halbuki o biliyordur fakat yine soruyor. Benim kullarım ne yapıyorlardı? Melekler arz ediyorlar ki ya Rabbi senin zikrini yapıyorlardı. Allah-u Teala diyor ki ben onların hepsini bağışladım. Hepsini bağışladım. Bunun üzerine melekler diyorlar ki ya Rabbi oradan yoldan geçerken bazı kimseler onlar arasına girdiler ve oturdular. Onlar onlardan değil idiler ama geçerken merak ettiler birkaç müddet için onlara katıldılar. Allah-u Teala diyecek ki ben onları da affettim. Çünkü benim kullarımın yanında oturanlar dahi şanssız değildirler. Ha olay la yaşka celisuhum. Onlarla birlikte olanlar nasipsiz kalmazlar. İşte değerli kardeşlerim, bu celsamızda ne vardır? Allah aşkı, Resul aşkı, Kur'an aşkı, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Halife, Hazreti Halife'nin, Hilafeti Ahmediye'nin aşkı. Bunun dışında bir şey var mı burada? Bir eğlence, bir dans mı var? Hayır. Allah-u Teala'nın melekleri tabii ki bizi sarıyorlar ve bizim için dua ediyorlar. Ne kadar bereketli bu meclistir. Allah-u Teala bu meclise katılmamızı ve bundan tam olarak istifade etmemizi bize nasip eylesin. Sırası gelmişken ben Amir sahibin izniyle bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce ben Hazreti Amirul Mümininin huzuruna çıktım. Kişisel olarak. Ve kendisine rica ettim. Efendim sözlü olarak bana bir şey, bir mesaj verin ki ben oradaki kardeşlerime ileteyim. Amirul Müminin bana sözlü olarak dedi ki birincisi onlar arasında birlik olmalı. Zerre kadar iftirak olmamalı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik olmalı. Ve görüyoruz Hazreti Resulullah bundan 1400 sene önce buyurmuştu. Bir Arabi ile Acemi arasında bir fark yoktur. Takva başka. Takva eğer varsa Allah katında birinin derecesi daha fazla olur, ötekinin az olur. Fakat bu dünyada onların hepsi eşittir. Eğer bugün biz sen Türksün, ben Arabım, sen Pakistanlısın diye kavga edersek
Demek ki biz Hazreti Resulullah yolunda değiliz. Onun için değerli kardeşlerim, bunu iyi dinleyin aramızda yahut aranızda. Çünkü ben burada kalmıyorum. Kesinlikle iftirak ve inşikak olmamalı. İctima olmalı. Ve hepimiz birleşerek, bir cemaat olarak başımızda şu anda Seyyid Atik Bey bulunuyor burada Türkiye'de. O sizin amirinizdir. Ona bağlı kalın. Bu Hazreti Emirül Mümininin mesajıdır. Benim kelimelerim değil. Ben kendi dilimle size arz ediyorum ama Emirül Mümininin bana bunu söyledi. Onun için aramızda ictima olmalı. İkincisi, hilafete bağlılık. Hazreti Emirül Mümininin dedi ki, anlat onlara. Hepimiz Hazreti Halife'ye bağlı olmalıyız. Ve her birimizin kişisel alakamız olmalı Hazreti Halife ile. Ben size küçük bir hadise anlatayım. Hazreti Emirül Mümininin ameliyat olmuştu. Valla Türkçe'de ne derler, sofra kesesi mi ne öyle bir şey derler. Safra kesesi. Ve bir gün hastanede kaldıktan sonra dedi ki ben evime geri gideceğim. Getirdiler, yatıyor. Fakat sancı duyuyor. Ağzından da hay hay sesi de çıkıyor. Sancıdan dolayı. Fakat yine de işini bırakmıyor. Bir masanın üzerine bütün gelen mektupları koydurmuş. Oradan alıyor, okuyor ve imza atıyor. Bir arkadaş bana anlattı. Hikayesi uzun olacak, ben kısa kesmeye çalışıyorum. Dedi ki ben içeri girdim. Ben baktım Emirül Mümininin alıyor bir mektup, rastgele okumuyor. Başından sonuna kadar okuyor. Sonra köşelerde bazı kimseler yazı yazıyorlar, onlara bakıyor. Sonra ters çeviriyor, orada bir yazı varsa ona bakıyor ve imza atıyor. Bazı küçük çocuklar, yalnız çizgiler vardır, hiçbir kelime yok. Emirül Mümininine güya mektup yazmışlar. Bu sevgi meselesidir. Fakat Hazreti Emirül Müminin her gelen mektuba bütün çizgilere bakıyor. Sonra çeviriyor ve imza atıyor. Derken vay hay hay sesi de geliyor ağzından. Diyor ben bir şey yapamıyordum. Üzülüyordum. Çünkü bu sancısını ben gideremem. Derken Hazreti Emirül Mümininin bir mektubu almaya çalıştı. Biraz uzak olduğu için onu tutamadı ve hay diye ses çıktı. Diyor ki ben hemen kalktım. Bir el ile ben o mektubu kaldırdım ve huzurun önüne koydum. Vallahi billahi diyor ki Emirül Mümininin yüzü kıpkırmızı oldu. Ve bağırdı bana. Sen bilmiyor musun? Nedir bu? Senin ellerin temiz mi? Ellerin temiz değil ise önce git ellerini yıka. Sonra besmele oku. Ve her iki el ile bunları kaldır ve benim önüme koy. Sen ne zannediyorsun? Bunlar sıradan mektuplar mı? Benim cemaatimin üyeleri kendi kalplerini benim önüme serdiler. Vallahi billahi bunda zerre kadar gösteriş yok. Çünkü orada kimse yoktu. Ya Emirül Müminin ya da bana bu hikayeyi anlatan o arkadaş. Ve üçüncü Allah vardı. Gösteriş söz konusu olamaz. Ve bundan da siz düşünün. Ne kadar Hazreti Emirül Mümininin kalbinde cemaat sevgisi vardır. Ve nasıl bizim için dua ediyor. Ve bakın dünyada kaç milyar insan vardır. O kadar milyarlar insan arasından Allah-u Teala bir zatı seçiyor. O da Hazreti Halife'dir. Allah'ın temsilcisi. Onun dualarını kabul ediyor. Biz ona bağlı kalmazsak da kime bağlı olacağız? Bilmeyenler için dua edelim. Onlar da Emirül Mümininin Hazreti Halife'ye bağlansınlar. Hilafetin gölgesinin altına gelsinler. Fakat bize Allah-u Teala lütfetti. Biz onu değerlendirelim. Onun kıymetini bilelim. Ve çocuklarımıza da anlatalım. Dünyada eğer bir şu anda bir değer varsa, değerli bir şey varsa o da hilafettir. Ahmediye cemaatinin hilafeti. Ve biz onun için Hazreti Halife'ye bağlı kalalım.
İşte bunu sözlü olarak Emirül Müminin bana söyledi, size iletmek için. Ben de onu size ilettim. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Ben ve hepimiz ve sizler hepimiz Emirül Müminin'in bu sözlerine göre amel edelim ve Hazreti Halife'nin ayaklarına biz kapanalım ki bütün bereketler o ayakların altındadır. Bir hadis var. Rızal Rabbe fi rızal valide ve suhtur Rabbe fi suhtil valide. Allah-u Teala'nın rızası babanın rızası ile birliktedir. Eğer baba razı ise Allah da razıdır. Ama eğer baba size gücenmişse, kızgın ise Allah-u Teala da size sizden razı değildir. Ve baba zahiri manadaki baba değil. Manevi baba bugün Hazreti Halife'dir. Bizim babamız, asıl babamız Hazreti Emirül Müminin Hazreti Halife rahimahullah'dır. Allah-u Teala kendisine yardım etsin. Ayyedahullah-u Teala bir resul-i aziz. Onun için dua edelim. Biz tabii ki halifemizden razıyız. O da bizden razı olsun ki Rabbimiz bizden razı olsun. Burada ben konuşmamı noktalıyorum. Beni sabırla dinlediniz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nare tekbir! Allah! Nare tekbir! Allah! Hazreti Emirül Müminin! Allah! Hazreti Emirül Müminin! Allah!